Nereye götürdüler Tilki abi? Korkma bir tanem, sakin ol. Sadece küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben gidip polislerle konuşacağım ve Tilki'yi geri getireceğim, tamam mı? Burak, sen çocuklarla okulda kal, olur mu? Tamam, sen merak etme. Hayır abla. Tilki abiyi kurtaracaksın değil mi? Sakın Tilki abiyi orada bırakma, tamam mı? Tamam, merak etme, bırakmayacağım. Hadi Zeynep'ciğim gel. Ömrümü de bırakma. Senin canın Tilki yüzünden sıkın değil mi? Eh be Tilki be, eh be Tilki be! Ya bizi şu düşürdüğü duruma bak ya. Hayır, burada bir aile olmaya çalışıyoruz değil mi? Sen adamı al sokaktan getir, bu mudur karşılığı yani? Çok mu ihtiyacın vardı senin o paraya? Mehmet tamam, tamam. Allah aşkına kapa artık şu konuyu. Bizim çok daha önemli bir sorunumuz var. Neymiş o? Reyhan Hanım geldi. Bizi evden çıkartacakmış. Ne? Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin dedi. Tilki yüzünden değil mi? Al işte, al işte. Bir de diyorsun ki o konuyu kapat. Kadın haklı. Ne söylese, ne yapsa haklı yani. Herhalde hırsızlarla komşuluk edecek hali yok. Mehmet, ne olur söylenmeyi bırak artık. Bak oturup bir düşünmemiz lazım. Yeni bir ev bulmak için sadece 3 günümüz var. 3 gün. Neden burada olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmem. Geçen gün sınavda kopya çekmiştim, ondan mı acaba? Kıvanç. Saatimi senin çaldığını hepimiz biliyoruz. Bak başına iş açmak istemiyorum. Çıkar ver şu saati, kapatalım bu konuyu. Saatini ben almadım. Anlamıyor musun? Kıvanç. Oğlum, biz de genç olduk. Bizim de paramız pulumuz yoktu. Ya delikanlı gibi ben aldım de, vallahi bir şey yapmayacağım. Saatini ben almadım. Üç günde nasıl ev bulup da taşınacağız biz? Hayır, diyelim ki bulduk. Bunun emlakçısı var, depozitosu var, eşyası var. Bu kadar parayı nereden bulup da taşınacağız biz ya? Nasıl ödeyeceğiz bu parayı? Eşek herif ya, eşek herif. Gel de kızma. Adamın eli dursa ayağı durmuyor ya. Mehmet, o saati Tilki'nin alıp almadığını bilmiyoruz. Çocukla uğraşmaktan vazgeç artık. Doğru. Evet. İtiraf ediyorum, ben çaldım. Saat görünce dayanamıyorum. Yahu bu adamın saati çaldığını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yok ki Sevgi Hanım. Adamın evine girmiş, banyosuna çıkmış, bir de ödevini unutmuş. Efendim Aylin? Orhan abi geldi polis arabasıyla, Tilki'yi alıp götürdüler. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Karakola gidiyorum şimdi. Ya, lütfen bir şeyler yapın. Tamam, tamam biz çıkıyoruz şimdi. Sen sakin olmaya çalış. Karakolda bekle bizi, tamam mı hayatım? Ya ne karakolu, ne olmuş? Aylin'cim ağlama canım, tamam. Tamam ben geliyorum, tamam. Sevgi ne olmuş ya, ne karakolu? Orhan Tilki'yi tutuklamış. Yuh artık. Bunlar da iyice abarttı ama ha. Karakola götürürlerse parmak izini de alırlar. Abka kaydı, sahte kimlik. Bittik biz, bittik Sevgi. Yürü. Bana bak, beni sinirlendirme. Sana güzel güzel soruyorum. Güzel güzel cevap isterim. Ben saat falan görmedim, bilmiyorum, almadım. Nesini anlamıyorsun? O zaman ne işin vardı banyoda? Kızın ayağını burktu diyorum, merhem diyorum. Ya madem bana güvenmiyorsun, git kızına sor, tamam mı? Alo Reyhan. Ha, geldik, karakoldayız şimdi. He? Yok, itiraf etmedik daha. Ya tamam Reyhan, gelince konuşuruz şimdi, işim var, hadi. Hadi görüşürüz. Tamam Mehmet. Buyurun abi. Şu içeridekinin GBT'sini, sabıka kaydını, neyi var ne yoksa çıkar. Peki abi. Yandık ya. Nerede bu çocuk ya? Arif! Arif baksana bir. Orhan amirim az önce bir çocuk getirmişti. Nerede o? Hadi benim oğlum ben oradadır. Aa, nereye gider bu çocuk ya? Nereye gidecek ki? Buralardadır yani. Yok işte abi ya. Böyle bir şey nasıl yapabilirler? Hala inanamıyorum. Ya alt tarafı lise öğrencisi bu çocuk. Okuldan almalar falan. Sanki azılı suçlu yakaladılar. Tamam Sevgi, tamam. Sakin ol. Eğer üstlerine gidersek biz zararlı çıkarız. Tatlı tatlı konuşup bu işi halledelim, tamam mı? Olay çıksın istemiyorum. Özellikle şu sahte kimlik meselesi ortaya çıkmadan bizim bu işten sıyrılmamız lazım. Yok işte abi, burada olsaydı burada olacaktı. Burada nedir ya? Delikanlı. Delikanlı iyi misin? Ne oluyor oğlum? Otur şöyle, dinlen biraz bakayım. Kimliğini ver bakayım. Birine mi baktınız? Ben Tilki... Kıvanç Gündoğdu'nun kardeşiyim de. Onu daha ne kadar burada tutacaksınız? Bilmiyorum. Orhan amirim sabıka kaydı istedi. Birkaç saate kadar abinizin durumu belli olur. Bakın, o saati Kıvanç çalmadı. Ve ispatlanmadan da onu burada tutamazsınız. Tamam, sakin olun. Bir sabıka kaydına bakalım. Bir şey çıkmazsa salıverilir zaten. Merak etmeyin. Pardon, lavabo ne tarafta acaba? Soldaki koridorun sonunda. Teşekkürler. Rica ederim. Elli defa dedik şuraya bir adam alın diye. Nasılsa her işi yapan birileri var ya. Ceren nerede? Doğum iznine çıktı, 6 ay yok. Hala eleman almasınlar. Nasılsa burada her işi yapan birileri var. Aylin ne oluyor? Tilki burada mı hala? Kimliğini aldılar. Şimdi savga kaydına bakacaklardı. Allah kahretsin. Şimdi her şeyi anlayacaklar. Ne yapacağız? Yok, merak etmeyin. Bilgisayara bakamazlar. Nasıl? Elektrikler kesildi. Çok şükür. Aferin Aylin'cim. Aferin canım. Kahretsin. Jeneratör varmış. Siz içeri girin, ben halledeceğim. Bir dakika. Aylin sen hiç iyi görünmüyorsun. Bunu yapabilecek misin? Bak kendini fazla zorlarsan ne olacağını bilmiyoruz güzelim. İyiyim ben, gerçekten iyiyim. Merak etmeyin. Siz içeri girin, halledeceğim. Hadi bakmadınız mı hala? Tam bakıyordum, elektrikler kesildi abi. Tamam, jeneratör girdi devreye. Hadi aç bak şuna ya. Tamam, 2 dakikaya bakıyorum. Orhan Bey, ne oluyor burada? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş mu geldik? Oğlumu neye dayanarak, hangi hakla buraya getirdiğinizi sorabilir miyim? Sevgi, biraz sakin ol. Sakin falan olamam Mehmet. Oğlumu derhal serbest bırakacaksınız. Yoksa hepinizi şikayet ederim. Kıvancı tutuklamak için elinizde tek bir delil bile yok. Sevgi Hanım, ben de burada görevimi yapıyorum. Lütfen biraz anlayış gösterin. Anlayış mı göstereyim? Siz gencecik bir çocuğu arkadaşlarının gözü önünde hırsızlıkla itham ederken anlayış gösterdiniz mi Orhan Bey, ha? Suçsuz olduğu ortaya çıkınca ne yapacaksınız peki, ha? Kıvancı, okulda bütün arkadaşlarının gözü önünde apar topar buraya getirdiğiniz gibi tekrar geri götüreceksiniz ve hepsinin gözü önünde özür dileyeceksiniz, tamam mı? Sevgi Hanım, lütfen bağırmayın. GBT'sine bakıp yollayacağız. Büyütecek bir şey yok. Lütfen sakin olun. Buyurun, oturun. Dinlenin, lütfen. Ses de ne öyle ya? Jeneratör patladı galiba. Allah Allah. Hadi kalkın gidip bakalım şuna. Aylin. Biz de bir bakalım, hadi gel. Baba, bir dakika konuşabilir miyiz? Kızım dur, işim var şimdi. Ama gerçekten çok önemli, ne olur. Yalvarırım sana, anlatacaklarım var. Aylin canım, iyi misin? Aylin, iyi misin kızım? Çabuk, tamam, ambulans çağırıyorum, çabuk. Aylin, beni duyabiliyor musun? Kendine gel. Mehmet, elleri. Yardım edin, ne olur bir şey yapın, çabuk. Ambulans çağırın, çabuk. Tamam, biz götürelim. Hadi. Soru 3. Bora, sen söyle. Doktorlar ve hemşireler hangi alanda çalışırlar? Bilmiyorum öğretmenim. Zeynep, sen söyle bakalım. Zeynepciğim, iyi misin? Aa, tamam. Ağlamana gerek yok sorunun cevabını bilemediğin için. Sorunun cevabını biliyorum ki, sağlık. O zaman neden ağlıyorsun bir tanem? Yeni bir şey mi duydun? Keşke ambulansı bekleseydiniz. Yok yok, biz bekleyemeyiz, geç kalırız. Acele et, hadi Mehmet acele et. Gel. Al hadi. Nasıl yaparsın bunu Çağla? Ha? Nasıl? Ama affet ne olur. Bir anda oldu işte. Gerçekten çok üzgünüm. Senin yüzünden bir çocuğun hayatıyla oynadım ben be. Gittim okulundan aldım çocuğu be, okulundan. Ben böyle olsun istememiştim. Kimseye bir şey söyleme ne olur. Git Çağla. Git, gözüm görmesin seni. Bu olay burada kapanmadı. Seninle sonra konuşacağız. Jeneratör patlamış amirim. Bu içerideki çocuğun kardeşi adı Aylin'miş. Jeneratörün yanındaymış, yaralanmış. Ailesi hastaneye götürdü. Ya abi bu eksikti. Ben ne diyeceğim şimdi bu insanlara? Mehmet, ver şu çocuğun kimliğini bana. Buyurun abi. Kıvanç, oğlum. Kusura bakma. Çok büyük bir yanlış anlama oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Saat bulunmuş. Evdeymiş. Gidebilir miyim? Tabii oğlum. Tabii. Kıvanç. Oğlum, Aylin... Az önce jeneratör patladı. Aylin yaralandı. Anneler onu hastaneye götürdüler. Hangi hastane? Yolun sonundaki hastane. En yakındaki orası var. Amirim, he. Bolu'ya gidiyoruz. Neden? Şu aradığımız adam vardı ya, Bolu'da yakalanmış. Başkomiser teslim alın gelin dedi. Tamam. Bir Bolu eksikti ya. Alo. Alo Reyhan. Efendim canım? Ben bir iş için Bolu'ya gidiyorum. Aa. Sabaha dönmüş olurum. Ha, dönünce seninle ve Çağla Hanım'la konuşacağız. Orhan ne diyorsun? Ne Çağla'sı, ne Bolu'su, ne konuşacaksın anlamadım ki. Dönünce konuşuruz. Hayatım buna bağlı. Geliyorlar. Onu şimdilik hayata bağlayan küçücük gözleri vardı, ağladığında beni maviye boyayan. O hayatımın çocuk yanıydı. Beni sevdi benden çok. Yaralarıma üfledi dudakları. Tilki, uyudun mu? Beni öptü benden çok. Çıkarım küçük kalbini yerine koydu. Çok sevdi. gibi soğuk elleri vardı, avuçlarında erip kaybolan kızında dikenleri batardı. Öyle biriydi, severken canımı yakan o kalbimin çocuk yanıydı. Beni sevdi benden çok 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 çok. Tilki. Şişt. Asmayın ama artık suratınızı. Aylin abla ölecek mi? Nereden çıktı şimdi? Öyle bir şey olmayacak. Aynı abla ölmesin, lütfen ona bir şey olmasın. Şişt, tamam. Aylin abla güçlüdür. Öyle kolay kolay bir şey olmaz ona. Siz acıktınız değil mi? Hadi kantine gidelim. Yok. Benim karnım aç değil. Burak abim. Efendim Zeynep'ciğim. Biliyorsun değil mi? Tilki abim çalmadı. Biliyorum. Tilki abi öyle bir şey yapmaz. Ama herkes ona hırsız diyor. Bak Gürcan'cığım. Bazen insanlar anlamadan, dinlemeden yargılarlar. Öyle görmek isterler. Ama gerçek ortaya çıkınca çok utanırlar biliyor musun? Bir daha öyle olacak mı? Size söz veriyorum. Tilki abi oradan suçsuz olarak çıkacak. Aylin abla da iyileşecek. Tamam mı? Hadi üzmeyin artık kendinizi lütfen. Ha Sevgi abla. Az önce uyandı. Aha. Seni gökte ararken yerde buldum. Abi. Günaydın. Nasıl geldim ben buraya? Karakolun trafosunu patlattım. Hatırlamıyor musun? Evet, hatırladım. İyi misin? Hı hı. Sen ne zaman geldin? Yeni geldim. Geldik. Sevgi ablalar arabayı park ediyorlar. Ne oldu? Yok bir şey. Aldım. Ha, bu arada inanılmaz bir sürprizle karşılaştım. Abimi buldum. Aylinciğim, iyisin değil mi canım? Aylin, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Çok şükür. Yaptığın büyük delilikti, biliyorsun değil mi? Hepimizin hayatını kurtardın. Biz bir aileyiz, öyle dememiş miydin Sevgi abla? Anne. Dedim. Haklıyım da. Ne güzel. Süper kahramanlardan oluşan bir ailem var. Kaç kocaya nasip olur ki böyle bir şey? Tamam, ne zaman bitecek bu neşeli günler sahneniz? Ne zaman gideceğiz buradan? Bu hastane kokusu beni çok fena yapıyor ha. Kıskandı yine, huysuz. Hadi biz gidip doktorla bir konuşalım o zaman. Hadi yiyin. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. O yediklerinizin parasını verdiniz mi yoksa çaldınız mı? Bana bak yer cücesi. Bir daha kardeşlerimin canını sıkarsan benim de canımı sıkmış olursun. Eğer benim canım sıkılırsa çok kötü olur. Anlaşıldı mı? Seni Sedat Hoca'ya şikayet edeceğim. Geç kaldın, koş. Bu dersine doymamış ha. Yepyeni bir ailen var ha? Ha, bu arada inanılmaz bir sürprizle karşılaştım. Abimi buldum. Bir kıyamet kopar. Malincim, odana çıkıp dinlenmek ister misin? Yok, ben hava alacağım biraz bahçede. He. Tamam. Mehmet. Ya Mehmet. Ne oldu, ne var? Çocukları yalnız bırak. Niye? Anlamadın değil mi? Neyi? Klasik erkeksin işte. Buyur bakalım, bilmecelere başladık. Bunlar birbirlerinden hoşlanıyorlar. Tilki ile Aylin. Ya boş versene sen. Biz olmasak bunlar bir kaşık suyla boğar birbirini. Birbirlerine deli oluyorlar. Bence kesinlikle öyle. Hocam. Evet çocuğum. Şey soracaktım. Sor çocuğum. Yaz kampı olacak mı? Daha belli değil. Teşekkür ederim hocam. Hadi, hadi çabuk çabuk. Görürsünüz siz. Burak abiniz bitti artık. Evet Bora, ne vardı? Öğretmenim, Zeynep'le Gürcan'ın abisi Burak beni tehdit etti. Neden? Kıvanç abisi babamın saatini çaldı, ben de onu söyledim. Bora, evladım. Senin kafanı gözünü patlatırım demedim ben. Yani Esra hocam demedim mi? Neden böyle gıcık gıcık işler yapıyorsun çocuğum? Bak çocuğum, ben senden hiç hoşlanmıyorum biliyor musun? Hem senin saçların neden sarı? Yabancı mısın sen? O saçlar boyanacak. Boyanacak mı? Evet, hem de en kısa zamanda. Yeşile. Yeşil mi? Yeşil. Fıstık yeşili. Fıstık gibi olacaksın. Öğretmenim, ne olur saçımı yeşil yapmayın. Çok alay ederler. Ya, nasıl oluyormuş? Hadi bakalım şimdi kaybol gözümün önünden, bir daha da onları şikayet için asla gelme. Tamam öğretmenim, yeşil yapmayacağım ama. Mavi olsun o zaman. Ya. Tamam tamam, boyama, hadi çık. Çık 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 çık. Koş. Yeşile boyamasını söyledim. Neredeyse ağlayacaktı. Tamam, hadi gidelim bir an önce buradan, hadi. Malincim, iyi misin canım? İyiyim Sevgi abla. Yiyecek ya da içecek bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Her şey yolundaysa ben de okula gideyim. Gürcan'la Zeynep'i okula bırakmak çok zor oldu sabah. Neden? Tutturdular Aylin ablayı biz de göreceğiz diye. Ben gideyim de iyi haberi vereyim. Havalara bak, şapşal. Efendim? Hı, yok bir şey. Sevgi. Efendim? Neyse boş ver. Ben sonra gelirim. Mehmet. Ne oldu? Şey ya... Üstünde varsa benzin için... İşte para suyunu çekti ya. Tamam. Bir dakika bekle. Bu kadar yeter herhalde. Yeter, yeter de... Ne yapacağız böyle? Şimdi bu kadın da 3 güne çıkın demiş. Onu unut. Şimdi saat bulundu ya, vazgeçmiştir. Çık demeye yüzü kalmamıştır. Yani umarım. İnşallah. Mehmet. Sıkma canını. Bulacağız bir çaresini. Tamam mı? Tamam, tamam. Aç bakalım, aç. Pek sanmıyorum ama varsa ehliyetini alayım. Ehliyetim yok. Tahmin etmiştim zaten. Ruhsat? O da yok. Araba çalıntı. İn aşağı, in! Beni ehliyet için durdurmadın. Ben sana en yakın benzin istasyonu nerede, onu sordum. 500 metre ileriye git. Yol 2 ayrılıyor. Sağa dön. 100 metre ileride tabelayı göreceksin. Teşekkür ederim. Mamaların seni uzun süre idare eder artık ha. Çok iyisin. Abini buldun ha? Hı. Yavaş oğlum, dur. Düşüreceksiniz beni. Anne abla nasıl, iyi mi? Hastanede mi, eve geldi mi? Durun, yavaş çocuklar, yavaş. İstediğim sorudan başlayabiliyor muyum? Baba ya. Tamam, tamam. Korkulacak bir şey yok. Aylin ablanız evde ve gayet iyi. Yaşasın. Gerçekten iyi mi? Oku istersen. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çocuklardan duydum da, Aylin nasıl? İyi, atlattı çok şükür. İyi, çok sevindim. Affedersiniz. Efendim hocam. İnanın benim yapabileceğim bir şey değil. Müdür beyin kararı biliyorsunuz ki. Üzgünüm. Size de iyi günler. Kusura bakmayın. Problemli hocamız. Ha, alkol problemi olan. Ta kendisi. Bugün işine son verildi de. Hoş, pek işe gelmediğinden bunu ne zaman fark eder diyordum ama fark etmiş. Ben izninizi isteyeyim. Çocuklara müjde vermeye gelmiştim zaten. Çocuklar, derslerinize iyi çalışın. Hocanızı güzel dinleyin, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Mehmet Bey. Efendim? Siz güzel sanatlar mezunusunuz değil mi? Evet. Harika. Ne dersiniz? Neyini de? Bence çok güzel olur. Çağla. Neden surat asıyorsun? Hiç umurumda değil, değil mi? Ne umurumda değil? Kıvanç yapmaz dedim sana. Annem buldu işte saati ama sen ne yaptın? Hemen annemi gaza getirdin. Neden? Çünkü Kıvanç'tan nefret ediyorsun. Sen çok mu seviyorsun? Levent, bazen çekilmez oluyorsun biliyor musun? Ya Kıvanç'ı sorguya aldılar. Eğer almasalardı Aylin de orada olmayacaktı. Ne istiyorsun bu insanlardan? Neden sürekli saldırıyorsun? Bana ait olana el uzatıyorlar. Ben de savunuyorum. Yani benim yaptığım aslında saldırmak değil, savunmak. Bir yerde hata yapıyorsun. Nerede hata yapıyorum? Sana ait olan bir şey yok. Öyle mi Çağla Hanım? Geçer misin? Yani hoca gelecek birazdan. Hele şükür gelebildin Orhan. Telefonda ne dedin tam anlayamadım. Sonra konuşuruz, Çağla'ya sor filan. Hayırdır? İyi misin sen? İyi değilim ben Reyhan. Hiç iyi değilim. Bu Çağla var ya, bu Çağla. Ne olmuş Çağla'ya? Saati Çağla çalmış. Ha, Sevgi Hanım söyledi değil mi? Tabii, oğlunu kurtarmak için. Hayır. Kendi anlattı. Ağlaya, zırlaya her şeyi itiraf etti. Saati nasıl çaldığını, onun parasıyla gidip kendine elbise aldığını. Ah benim eşek kafam ya, ah! Ulan sizin lafınıza uyup gencecik çocuğu gittim sınıfından aldım. Polis arabasına tıktım. Hem de bütün arkadaşlarının gözü önünde. Bir dakika, bir dakika. Bunu biliyor mu Sevgi Hanım? Yani bunu böyle olduğunu biliyor mu? Yok, bilmiyorlar. Saati senin bulduğunu, telefon açıp bana söylediğini söyledim. Çağla kendine hırsızlığı yakıştırdı. Ama ben hırsız kızın babası olmayı kendime yediremiyorum. Söylemedim. Söyleyemedim. Oh çok şükür, çok şükür iyi. Zaten 3 güne kadar taslarını taraklarını toplayıp gidecekler. Bu davada böylece kapanacak. Neden? Çünkü 3 gün içinde evi boşaltın dedim Orhancığım. El insaf be kadın, el insaf ya. Ha kızımızın yediği halt yüzünden koca aileyi kapının önüne mi koyacağız? Evet efendim, öyle olması gerekiyor. Hayır efendim, öyle olmayacak. Gidip şimdi o insanlardan özür dileyeceğiz. Ne? Yürü. Hadi! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.